Sera Yapım sunar. Hem eğitici hem eğlendirici çizgi filmleri, çıktığı dönemde büyük yankılar uyandıran yerli ve yabancı filmleri, ülkeler, şehirler, iz bırakan şahsiyetler ve tarihi konulardaki belgeselleriyle Sera Yapım, seçkin ve kaliteli prodüksiyonları VCD, DVD formatında izleyiciye sunmakta. Belgeseller. Arapçada fetih sözcüğü başlangıç ve giriş anlamına gelir. İslam önce kendi inancını yaymak için gerekli olan kapıları açtı. Bunun için tek bir kapı değil, dört temel yöne el attı. Ancak bu devasa imparatorluğun merkezi kutsal bir kent olan Mekke şehri olarak kalacaktır. Dünyanın her köşesindeki Müslümanlar namaz kılarken yönlerini Mekke'ye, yani Kâbe yönüne dönecekler ve buraya hac için geleceklerdir.
Hac ziyareti bir görev olarak İslam dininin dayanışma özelliğine en iyi vurgu yapan ritüellerden biridir. İslam'ın böyle bir şeyi öngörmesindeki gaye, her yerdeki ve her durumdaki Müslümanlar arasında birliği, dayanışmayı ve eşitliği sürekli kılmaktır. Hac, insanlar için bir tür heyecandır artık. Hacca giden bu yollarda ilk kez Büyük İskender ve orduları yürümüş ve bu nedenle tüm sınırlar kapanmıştı. Ama şimdi korkunun yerini heyecan aldı ve bu heyecan özgür bir yolculuğa açıldı. Kervanlar için artık bu sınırlar yüzlerce yıldır açık. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Dünyanın hangi mesafesinde olursanız olun, tek bir inanca, tek bir inanç merkezine ve tek bir Tanrı'ya bağlısınız. Yani birliksiniz. İşte asıl muhteşem olan da bu. Herkes farklı yerlerden gelip Mekke'de toplanıyor. Hac görevini tamamlayıp evine geri dönüyor. Ama bu birliktelik inanç bazında iyice perçinleniyor ve aynı zamanda daimi olduğu vurgulanıyor. Bir yıl sonra yine aynı şey. Müslümanlar ilk dönemde olduğu gibi kutsal mekan çevresinde yine ticaret yapıyor ve kalkınıyor. Hazreti Peygamber'in kendisi de bizzat bu işi yapmıştı ve bu onun mesajlarından biriydi. İslam dünyasında ticaret her zaman inanılmaz ölçüde önemli ola gelmiştir. Bunun bir nedeni de bu inancın doğduğu toprakların coğrafi konumudur. Çünkü insanları batıdan doğuya çağırmaktadır. Bunu da cazip hale getirmeleri gerekmektedir. Bir anlamda Çin'i Avrupa'ya bağlamak gibi bir şey. Ve bu onlar aracılığıyla olmuştur. Ve sadece 200 yıl içinde İslam, İspanya'dan Hindistan'a kadar olan geniş bir bölgede boy gösterdi. Ve yıllar geçtikçe Arap İmparatorluğu'na yeni topraklar eklendi. Bunlardan biri de bilgeler kenti olan Bağdat'tır. Bağdat şehrinde uzun yıllar hiçbir karmaşa yaşanmamıştır. Şehrin her yeri zaferin ve refahın sembolleriyle doludur. Burası tam anlamıyla bir mimari başarı örneğidir. Bu kentin yüzü, İslam'ın gururlu yüzünü, yeni başlayan döneme yansıtan bir gurur aynasıdır. Buraya yolu düşen bir ziyaretçiyi yolundan edecek çok şeyi vardır Bağdat'ın. Muhteşem parkları, çiçek bahçeleri, gezinti yerleri, havuzları ve camileri göz kamaştıracak boyutta. Burası belki de suya verilen önemin en fazla vurgulandığı mekanlar cenneti. Ama bu kenti çok daha değerli kılan bir başka şey söz konusu. Burası İslam dünyası için tam bir eğitim yuvası ve bilgi bahçesi. Burada bulunan alimler Bağdat'ı tüm dünyanın itibar ettiği bir ilim yuvasına dönüştürürler. Özellikle 8. yüzyılda Bağdat tam bir bilim ve buluş kenti olur. O dönemin tüm en önemli buluşları bu kentten gelmiştir. Çünkü bu kentte dünyanın en iyi alimleri, bilginleri ve en becerikli elleri bulunuyordu. Burası tam anlamıyla dev bir okuldu. Burada alimler her türlü soruya pragmatik cevaplar aradılar. Bilimin her alanında bilgi ürettiler. Bazen ortaya mühendislik harikası şeyler çıktı. Bazen de yaşama dair derin kavramlar. Artık onların yeni bir lideri ve yeni bir ülkeleri vardı. Her anlamda dünyanın en güçlü imparatorluğuna sahiptiler. Bu yeni imparatorluk kendi döneminin her şeyiyle ilgilendi. Bir anlamda kendini bunlardan sorumlu tuttu. Gerek ticarette, gerekse diğer bütün ilişkilerde tamamen kendi anlayışını ortaya koydu. Bunun için yeni ve farklı düşünen bilim adamlarına ihtiyacı vardı. Çünkü o yeni bir medeniyet getirmişti. İşte bu medeniyet böyle bir misyonla bilime ve alimlere çok sıkı sarıldı. Ülkenin en iyi sanatkarları bir araya getirildi. En büyük alimler yeni bir çalışma alanı buldu. Bağdat şehri tüm bunların kalbindeydi.
Burası tam manasıyla entelektüel bir akademi konumundaydı. Herkes için geniş çalışma sahaları, halk kütüphaneleri ve derslikler herkesin hizmetindeydi. Bütün saraylar tam anlamıyla bir okula dönüştürülmüştü. Ve imparatorluğun her yerinden, İran'dan, Bizans'tan, Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi herkes burada birlikte çalışıyordu. Hepsi Bağdat'ta birlikte çalışıp bilgi ve ilim üretiyorlardı. Farklı kültürlerden, ülkelerden ve dinlerden gelmiş olan insanlar aynı amaç için aynı mekanda insanlık adına çalışıyorlardı. Burada asıl çarpıcı olan bu. Alimler ve öğrencilerin çok işi vardı. Onlar kendilerinden önce söylenmiş olanları yeni bir anlayışla yorumlarlar ve her görüşe yeni bir vücut katarlar. Alimler arasında yeni bir şey ortaya atmak için adeta bir yarış vardır. Her bir düşünür ve bilim adamı kendi işini yaparken adeta kendiyle yarışır. Aynı işi yapan başka bilginler de vardır ancak herkes kendi işini en iyi şekilde yapmak için çabalar. Üstelik o dönemde bugünkü gibi bürokrasi neredeyse hiç yoktu. İmparatorluğun her yerindeki akademisyenler eski metinleri yorumlayıp geliştirerek yeni eserler yaratırlar. İlk önce tarih kavramı ve tarihe hurafeden arınmış bilimsel bir bakış getirirler. Hristiyan inancının tersine Müslümanlar kaderle doğal olaylar arasında doğrudan bir ilişki olduğuna inanırlar. Bu nedenle inançla bilgi çoğu yerde baş başa gider. Bu durum diğer tüm inanç sistemlerinin üstünde ve bilime en çok yaklaşan bir durumdur. Artık onlar için geçmişte ne kadar medeniyet varsa hepsini araştırma ve yeniden yazma zamanı gelmiştir. Antik Yunan, Hint ya da Pers. Hepsi farklı bir bilimsel gözlükle değerlendirilecektir. Hindulardan bugün bile kullandığımız matematik sistemini alırlar. Daha sonra bunu okullarda geliştirerek Arap sistemine uyarlarlar. Bu sistem hala kullanılmaktadır. Artık antik Yunan klasiklerinin çevrilmesi ve yeniden yorumlanmasının vakti gelmiştir. Batı dünyası yeni değerlere gebedir artık. Ve Rönesans Bağdat'ta böylece başlar. Antik Yunan'a ait tüm eserler alınıp özüne sadık kalmak koşuluyla çevrildi. Ancak bunu yaparken İslam uygarlığına dahil olmuş olan diğer toplulukların da anlayabileceği bir sistem uygulanmıştır. Arapça artık tam anlamıyla bir bilgi, iletişim ve bilim dili konumuna gelmiştir. Bana kalırsa insanlık bilgi tarihinde bu oldukça çarpıcı bir gelişmedir. Bu andan itibaren Müslümanlar diğer tüm uygarlıklarla yarışır duruma geldiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çünkü ortaya çıkan şey bilimsel bilginin doğuşudur. Antik Yunan eserlerinden elde edilen bilgiler neden farklı bir şekilde hayata geçirilmesindi? O eserler tek başlarına birer hayat rehberi ya da bilimsel bir rehber olamazdı. Ancak özlerinden istifade edilerek geliştirilebilir ve mükemmel bir sistem haline sokulabilirdi. Bunu da hem uygulama hem de gözleme imkanına sahiplerdir. Bu ne demek biliyor musunuz? İşte bu inanç demek. Yani fiziki meselelerin ya da olguların inanç ve soyut düşünce kavramlarıyla birleştirilerek birlikte işlenmesidir. Yani fiziki olguyla ruhani olgunun birlikteliği demek. İşte bu yeni İslami bilimin doğuşu olarak kabul edilebilir. Cebir ve trigonometri, mühendislik ve astronomi ve daha birçok bilimsel disiplin yaşamımıza İslami bilimsel yöntemle girmiş olup hala kullanılmaktadır. Bu arada tıp alanında bazı keşifler ve yenilikler getirilir. Avrupalıların hastalıklara çare bulamadığı, hatta batıl yöntemlere başvurduğu bir dönemde Müslümanlar son derece yaşamsal iyileştirme teorileri geliştirdiler. O dönemde çok yaygın olarak görülen bir kemik hastalığı tüm batıyı çaresiz bırakırken İslam dünyası buna çoktan çözümü bulmuştu bile. Bu hastalık
kemik içinde ilerleyerek tüm organizmayı etkileyen bir türdü. Müslümanlar buna çözüm olarak bugünkü modern tıbbın temelini oluşturacak tedavi yöntemlerini geliştirdiler. Ayrıca hastaların toplu bakımı için ilk iyileştirme kurumunu, yani hastaneyi onlar buldular. Müslümanların oluşturduğu hastanelerde tıpkı bugün olduğu gibi her türlü hastalık ve hasta için bir bölüm vardı. Hatta akıl hastaları için de aynı hastanede bir birim bulunuyordu. İnsan bedeni Avrupalı bilim adamları karşısında yüzyıllarca gizemini korumuştu. Ancak Müslüman uygarlığı bu gizemli yapıyı çözmesini bildi. Müslüman alimler insan gözünden yola çıkarak aynen gözün özelliklerine sahip lensler ürettiler. Optik ve lensin bulucusu ünlü Müslüman alim İbni el-Hatim'dir. Onun keşfettiği optik büyük olasılıkla günümüzün modern kameralarına da öncülük edecektir. Bu alim geliştirdiği tedavi yöntemiyle göz hastalıklarını ve görme bozukluklarını iyileştirir. Binlerce yıldır batılı bilim adamları her türlü yöntemi denerken ve başarısız olurken Müslüman alimler katarakta kesin çözümü çoktan bulmuşlardı. Yapılan tüm bu buluşlar ve keşifler İslam dünyasının her yerinde kullanıldı. Bu sayede tüm İslam alemi aydınlık bir görünüme büründü. Bunların dışında yeni bir buluş daha gerçekleşti. Bu buluş günümüzün en temel bilgi edinme ve aktarma yöntemidir. Bu keşfin adı kağıt. Yaklaşık 750 yıllarında İslam toprakları Çin sınırına dayandığında ilk kağıdın keşfi de başladı. O tarihten itibaren kağıt diye bir kavram çıktı ortaya. Bu bir araçtı. İçinde bilgiyi saklayan ve yayan bir araç. Ardından Mısır, Kuzey Afrika derken İspanya bu kağıdı kullanmaya başladı. Artık bütün Arap bürokrasisi kağıt üzerine aktarılıyordu. Kısa bir süre sonra da bunu Avrupalılar kullanmaya başladı. İşte bu çok önemli ve köklü buluş Müslüman Arap dünyasından gelmiştir. Bu andan itibaren kağıt yapımcısı aileler ortaya çıktı. İsim olarak kağıtçı ismi alanlar bile oldu. Ancak bu iş zannedildiği kadar kolay ve kaba yöntemlerle yapılmadı. Tek tip kağıt yerine her tür kağıt üretildi. O günün teknolojisinde bunu kolayca yapmak büyük bir başarı. Kağıdın kullanılmasıyla birlikte yazılan eserlerde çoğaltılmaya başlandı. Ayrıca bu kağıtlara yazılan yazılar yeni bir yazı stilini de doğurdu. Bağdat okullarında kadın erkek herkes bu yeni yazıyı ve onun yaydığı bilgileri kolayca edinebildi. Bu öyle bir dönemdi ki aklınızın alabileceği her yerde kitap var. Eski Hint, İran ve Yunan klasiklerinin çevrilip çoğaltılması sayesinde herkes kolayca kitaplara ulaşabiliyordu. Bağdat sokaklarında yüzlerce kitapçı dükkanının yanında bugün de gördüğümüz sokak sahafları vardı. Aynı dönemde kitap Avrupa'da sadece manastırlarda vardı ve sayıları 5 ya da onu geçmiyordu. Kağıdın bulunması İslam uygarlığı arasındaki birliği de güçlendirdi. Kolayca yayılan bilgi, farklı bölge ve uzaklıktaki toplulukları tek bir bilgide ve fikirde birleştirdi. Bir anlamda kağıt, üç kıtaya yayılmış olan İslam toprakları arasında bir tür bağ işlevi gördü. Kağıdın İslam toplumunu birleştirmesi, onları her nerede olurlarsa olsunlar aynı bilgilere ulaştırması, bu bilginin aktarımını sağlaması, çoğaltması ve koruması dışında büyük bir işlevi daha olmuştur. İslam uygarlığının bu keşfi sayesinde dünyayı bir bütün olarak algılama ve tek bir insanlık değeri için düşünme yetisi gelişmiştir. Ve bu yeti herkes için geçerlidir. İslam toprakları arasında belki de merkeze en uzak olanlarından çok ilginç bir bölge daha vardı. Burası Hristiyan dünyayla neredeyse iç içe geçmiş bir bölgedir. Güney İspanya. Burası Avrupa kültürünün ve kıtasının içinde olan bir yer.
ve burada da İslam kültürü ve uygarlığı Batı dünyasıyla sıcak temas halinde. Yüzyıllarca önce İspanya'nın Kordoba kenti, Batı dünyasının bilim ve bilgi yuvasıydı. Yani bir anlamda Bağdat'ın rakibi. Bugün Kordoba hala Orta Çağ geçmişinin izlerini taşır. O parlak günlerinden fazla bir şey kalmadı. Ancak yine de Karanlık Çağ diye adlandırılan Orta Çağ boyunca burası kıtanın en aydın ve en bilge köşesi olarak yaşam sürdü. Burada kütüphaneler, derslikler, saraylar ve sokak kitapçıları vardı. Burası bir aydınlanma kentiydi ve yine burası bir İslam şehriydi. Özellikle 9. ve 10. yüzyıllarda bu kent tam anlamıyla bir altın kentti. İnsanlar bu kente geldiklerinde her yerde çiçekler, fışkıran sular, muhteşem saraylar ve açık caddeler görürlerdi. Her yer aydınlıktı, ışıl ışıldı. Oysa kuzey her anlamda koyu bir karanlığı yaşıyordu. Kordoba daha o dönemde içme suyu sistemine sahipti. İnsanlar sularını evlerinde buluyordu. Bunun tam tersi o dönem Paris'inde halk sularını nehirlerden taşıyordu. İşte Kordoba'nın Orta Çağ'dan kalma bir Hristiyan mirası. Kentin merkezine inşa edilmiş bir Katolik katedrali. Ancak Kordoba'nın bu katedrali artık cami işlevi görecektir. Burası artık bir camidir ve İslam İmparatorluğu'nun en muhteşem yapılarından biridir. Kordoba'da camiler vardı ve bu camiler büyük bir kente yakışacak büyük camilerdi. Yani Avrupa'nın güneyinde parlayan mimari şaheserlerdi. Çok ilginç bir mimari mantık. Katedralin kulesi minareye çevrilmiş ve alçak kesimler biraz ovalleştirilerek bir tür kubbe görünümü sağlanmış. Bu bütün çok farklı bir cami biçimi ortaya çıkarmış. Hristiyanların ibadet yeri olan kiliseleri gezdiğimizde, ki hemen hemen herkes buraları gezmiştir, tıpkı cami kemerlerine benzer bir mimari görürüz. İç dekor bombelidir ve kolonlarla güçlendirilmiştir. Kuzey Avrupa, Fransa ve İngiltere'deki bazı kiliseleri gezdiğimizde aralarında şaşırtıcı bir benzerlik görürüz. Ancak asıl şaşırtıcı olan bunların bir cami mimarisini andırmasıdır. Bu da kuşkusuz Güney İspanya'daki muhteşem camilerin mimarisinin bir kopyasıydı. Kordoba'yı görmek için giden Hristiyan seyyahlara göre bu kent, İslam dünyasının ne denli geri olduğunu kanıtlamak için büyük bir fırsat olarak düşünülür. Ancak bu kente geldiklerinde tam anlamıyla şok olurlar. Çünkü umduklarının tam tersine karşılarına aydınlık ve her yerinden bilgi taşan bir kent çıkar. 10. yüzyılda Hristiyan dünyası Kordoba'yı telaffuz edilmesi bile çok zor bir sözcükle tanımlıyorlardı. Onlar burayı karanlık ve izbe bir bölge olarak düşünüyorlardı. Ama kendileriyle Kordoba arasında öylesine büyük farklar vardı ki. Aynı dönemde Avrupa kentleri surlar içine hapsolmuş karanlık bir yaşam sürerken, Granada'nın yüksek tepelerinde muhteşem saraylar ve evler yükseliyordu. İşte burası, Orta Çağ Avrupa İslam dünyasının en parlak örneklerinden birini sunuyordu. Bu büyük saraylardan biri de Elhamra adı verilen saraydır. Elhamra belki de İslam mimarisinin batı tarzına yakın en önemli binasıdır. Burası her zaman Orta Çağ İslam dünyasının en iyi saray misali olarak kalmıştır. Güzel sanatlar açısından mimari estetiğe uygun biçimde yapılmış olan kolonlar ve işlemeleri son derece sofistike bir güzelliğe sahip. Elhamra, İslam kültürünün derinliğini ve detaylı bilgi anlayışını gösteren en büyük sembollerden biridir. Elhamra'nın estetik güzelliği
ferdi bir detay ve güzellik anlayışının çok ötesindedir. Bütün saray bir bütün olarak düşünülmüş ve her bir parça bir orkestra oluşturacak biçimde bu bütüne katkıda bulunmuştur. Binanın içinde ve dışındaki her bir ayrıntı bir başka ayrıntıyla bağ kurar. Bu bir tür farklı enstrümanlarla çalınan sıra dışı ve coşkulu bir senfoniyi hatırlatıyor. Burası Müslümanların inandığı biçimde yaptıkları bir tür iyi yaşam örneğidir. Tıpkı bir yeryüzü cenneti meydana getirmek istercesine oluşturulan bütün, çiçekleriyle, duvarlarına işlenen resimleriyle ve mimari hesaplara sıkı sıkıya bağlı estetiğiyle İslam uygarlığının her şeyini yansıtmaktadır. Mimari yapıyla matematiği, estetikle Yunan kültüründen geliştirilen güzellik anlayışını ve doğallığı işte burada görmek mümkün. Bahçe daha o dönemde bile çok teknik bir sulama sistemiyle besleniyordu. Hazreti Muhammed'in çöl bedevileriyle başlattığı bir inancın güller açmış ve yaşam bulmuş şekli ne kadar şaşırtıcı. Üstelik Avrupa'yı bile geride bırakan bu sistem nasıl olur da bu denli başarılı olur? Bunu karanlık çağda yaşayan Hristiyan Avrupa'nın anlamasına olanak yoktu. Ancak 11. yüzyıla gelindiğinde Müslümanlarla Hristiyanları karşı karşıya getirecek büyük bir trajedinin ilk adımları atılacaktır. Hristiyanlar Kudüs'ün fethi için çağrıya başlar. Oysa Kudüs, Mısır halifesi El-Hakim için büyük bir öneme sahipti. El-Hakim gerçekten çok ilginç bir adamdı. Şahsi olarak konuşmak gerekirse oldukça çılgın biri olduğunu söyleyebilirim. Kısacası sağlıksız biri olduğunu söylemede bir sakınca görmüyorum. Tam 200 yıl boyunca Kudüs'teki Hristiyanlarca kutsal sayılan mekan, Müslüman idareciler tarafından korunmuş ve saygı görmüştü. Ancak bir gün Mısırlı El-Hakim bu köklü geleneği yıkar. En eski Hristiyan kiliselerinden biri yıkılır. Evet, 11. yüzyıl başlarında bu kişi kutsal sayılan bir mekanı yerle bir etti. Neden? Ve hiç kimse onun bunu neden yaptığını bilmiyordu. Ancak burada açık bir şey vardı. Belki de onun kişiliğinden kaynaklanan bir şiddet eğiliminin sonucuydu bu. Ve bu olay büyük kavgalara sebep olacaktı. Hristiyanlar El-Hakim'in nasıl biri olduğunu biliyorlardı. Bu yaptığı gerçekten hiçbir sebebe dayanmıyordu. Bu yüzden onu kötü tanıdılar. Ancak aynı şey Müslümanlar için de geçerliydi. Onlar da El-Hakim'i katı, uygarlıktan korkan ve şiddet yanlısı olarak düşünüyorlardı. El-Hakim'den sonra yönetimi ele alan kişi bu kiliseyi yeniden yaptırdı. Tarih tam olarak 1048'di. Ancak aynı dönemde Hristiyanlar Bizans'ın da yardımıyla kutsal topraklara artık yeni bir düzen getirmek için karar aşamasına gelmişlerdi. Avrupa'da Müslüman karşıtı fikirler hızla yayılır. 1095 yılına gelindiğinde bu karşıtlık artık patlama noktasına gelmiştir. Papa II. Urbanus Fransa'yı karış karış gezerek kutsal topraklara düzenlenecek sefer için propaganda çalışmalarına başlar. Halka verdiği vaazlarda Müslümanları suçlayarak onların yok edilmesi gerektiğini söyler. Kudüs'ün acı çektiğini, işkence gördüğünü ve bu durumundan kurtarılması gerektiğini anlatır. Bu durumda inançlı her Hristiyanın bu büyük sefere katılması gerektiğini herkesin aklına sokar. 1095 yılına gelindiğinde Hristiyanlar bir ordu kurarlar. Bu ordu hem askeri hem de dini bir ordudur. Yani içinde askerler de vardır, din adamları da.
Amaçları kutsal topraklara bir haçlı seferi düzenleyip o bölgeyi, özellikle de Kudüs'ü kurtarmaktır. ...1097 yılında kutsal topraklardan ilerleyerek Suriye işlerine kadar gelirler. İlk Haçlı çatışması başlamış ve Arap İmparatorluğu yavaş yavaş olumsuzluklara sürüklenmiştir. Bir bütün olan imparatorluk artık küçük hanedanlıklara bölünmüş durumdadır. Müslümanlar o dönemde gerçekten güçlüydüler. Topraklarını korumak için canlarını vermeleri inançlarının bir parçasıdır. Ancak şimdiki düşman onların hiç beklemediği bir düşmandı. Onlar Haçlılardı ve hiçbir şekilde kutsal topraklara saldırma imkanları yoktu. Düşmanın Avrupa'dan kalkıp gelmesi onlar için gerçekten beklenmedik ve büyük bir sürpriz oldu. Müslümanlar gerçekten savaş istemiyorlardı. Onlar bu savaşın nasıl çıktığını bile tam anlayamamışlardı. Böylesine bir savaşma biçimi de tanımıyorlardı. Tek yaptıkları savaş, sınırlarını Bizans'tan korumak için verdikleri savunma mücadelesiydi. Demek istediğim, Batı Avrupa'daki bir savaş fanatizmine hiçbir zaman girmediler. Onlar Kudüs'ü her zaman saymış ve her değerine saygı ve koruma göstermişlerdi. Ve tarih, anlaşılması zor bir korkuya ve savaşa gebeydi. 15 Temmuz 1099'da Haçlı ordularının bir kolu Kudüs'e girdi. İnanılmaz bir şeydi. Korku ve panik. İnsanların çığlıkları. Dayanılmaz bir acı olmalı bu. Haçlı askerlerinden kaçış yoktu. Halk silahsız ve ne yapacağını bilmiyordu. Saklananlar saklandıkları yerde kan gölü içinde bırakıldılar. Atlar çocukları ezdi geçti. Sonunda Haçlılar çoluk çocuk demeden herkesi katlettiler ve Kudüs'ü aldılar. İstedikleri olmuştu. Ama neye yarardı? Bunun anlamı neydi? Onca kan dökülmüş, katliam yapılmış ve her yer yerle bir edilmişti. Ve hepsi Hristiyanlık adınaydı. İşte bu fanatizmden başka bir şey değildir. Hristiyanlık adına kan dökülmüştü. Müslümanlar bu şiddetin nedenini hiç anlayamadılar. Bu savaşta yüzlerce Hristiyan da öldü. Kutsal kilise bir katliam ve kan gölü sayesinde kurtarılmıştı. Ancak kilise bunların hepsine karşıydı. Hristiyanlar her şeyi yakıp yıkmış, doğunun güzelliğini ve zenginliğini yansıtan ne varsa yerle bir edilmişti. Din adına yapılan ama hiçbir dinle ilgisi olmayan aşırılıklar her iki toplumu da çılgına çevirdi. Bu savaşla hiçbir bağı olmayan, ancak salt doğuya özgü olduğu için katledilen değerler, hatta yiyecekler, meyveler ve hayvanlar, hepsi fanatizmin önüne geçilmez yükselişinin acı sonuçlarından başka bir şey değildi. Haçlılar geldiğinde Müslüman dünyası büyük bir şok yaşamıştı. Çünkü bu denli büyük bir kinin onları ta Avrupa'dan buraya getirmesini anlamakta zorlanıyorlardı. Hele hele onların yaptığı savaş, gerçek bir savaşın anlamını dışlarcasına hiçbir etiği olmayan bir cehennem yaşatılmıştı. Bunun nedeni neydi? Günümüzde bile çoğu yazar ve şair o dönemde Haçlıların döktüğü kanı unutamamışlardır. Düşünsenize, yaşlı kadınların, çocukların ve hayvanların bile kılıçtan geçirilmesi ne demekti? Müslümanlar adaletsiz olan her şeye karşıdır. Şiddetin bu denlisini hiçbir zaman mecbur kaldıkları dönemde bile yapmamışlardır.
Çünkü onların inançlarında böyle bir etik ve ahlak anlayışı yok. Ama Franklerin yaptıkları da Hristiyanlığa sığan şeyler değildi. Bence bu savaşın dinsel yönünden çok gizli kalmış ve asıl yüzü işte buydu. İşte sonuç. Yerde yatan binlerce ölü, küçük sevimli çocuklar, yaralı olduğu halde kimse yardım etmeyeceği için öleceğini bilen insanlar, cesetler arasından akan kırmızı kan ve üzerlerinde uçuşan sinekler. Dayanılması ve anlaşılması çok zor bir manzara, bir utanç. Birinci Haçlı Seferi tamamlanmıştı. Bu kampanyaya katılan 100.000 insanın çoğu Avrupa'ya geri dönmeye başlamıştı. Ama Müslüman yaşamı artık büyük bir değişime uğramıştı. Kudüs'ün korunması için burada sadece 20.000 kadar kişi bırakılmıştı. Bu işgalin arkasından gelecek karşı saldırılardan korunmak için Avrupa'ya dönmeyenler kent çevresine kaleler inşa ettiler. Haçlı kaleleri gerçekten çok farklı kalelerdir. Öncelikle onlar büyük bir fanatizmin sonucu kurulmuş aşırı kalelerdir. Bunları özellikle Suriye çevresinde görmek mümkün. Bazıları öylesine büyük, öylesine güçlü ve yüksek ki içeriye girilmesi neredeyse olanaksızdır. Ve bu kaleler sayısız insana sığınaklık edebilirdi. Buralara yerleştirilen şövalyeler, salt bu kalelerde savaşmak için eğitim almışlardı. Bu kaleler belirli aralıklarla yapılmıştı. Örneğin 20-30 kilometrelik bir mesafede bile bazen birkaç kale görebilirsiniz. Ve belirli bir mesafeden bunlar gözle görülür olmak zorundaydı. Çünkü duman ve benzeri yöntemlerle kaleler arası iletişim sürekli korunmalıydı. Orta Çağ kalelerinin hemen hemen hepsi çok yüksektir ve acımasız savunma biçimlerine sahiptir. Düşmana karşı kızgın yağ ve zift kullanılması en yaygın yöntemlerden biridir. Ama bu kalelerin içi gerçekte neye benziyordu? Orada nasıl bir yaşam vardı? Doğrusu hiç iyi bir yaşam yoktu. İçeride tamamen korku hakimdi ve mimari bile bu korkuyu fazlasıyla yansıtıyor. İçeridekilerin eğlenmeye ve derin dostluklar kurmaya zamanları yoktu. Çünkü sürekli olarak dışarıdaki düşmanı gözetleyecekler ve tetikte olacaklardı. Bu açıdan içerisi gerçekten ürkütücü bir yerdi. Bu kaleleri kullanan Haçlılar zaman zaman Müslümanlarla küçük çatışmalar çıkartıyor ve çevre halkına korku saçıyordu. Onlar Avrupa'dan çok uzaktılar ancak sağlam kalelerine güveniyorlardı. Böylece Müslümanların refah içindeki hayatı kendi içlerinde barınan düşman tarafından sürekli tehdit gördü. Haçlılar Orta Doğu'ya geldiklerinde hayatlarında hiç görmedikleri zenginliklerle tanıştılar. İpekten tutun da diğer tüm tekstil ürünlerine kadar her türlü zenginliği gördüler ve bunları Avrupa'ya da taşıdılar. Bazı Haçlılar da bu zenginliğe hayran kalıp burada kalma kararı aldı. Bu durum, yani Müslüman dünyanın refahı, onların biraz daha iştahını kabarttı tabii. Belki de Batılıların ortada ciddi hiçbir neden yokken büyük savaşlarla İslam kültürünü ve ticaretini allak bullak etmelerinin nedeni onların zenginliklerini kendilerine almaktı. Ancak her şeye karşın İslam'ın güçlü sesi ve inananlara çağrısı yeniden filizlendi. Hazreti Muhammed'in mesajını yaymaya ve uygulamaya devam etti. Camiler onların evi, okulu, hastanesi ve tartışma yeri oldu. Ve bu camiler mimarinin, musikinin, dayanışmanın ve imanın simgesi olarak dünyanın dört bir yanında yükselmeye devam etti.
İman bu imparatorluğu bir arada tutmuştu. Ama sahip oldukları ticaret onları oldukça ileri bir safhaya götürdü. Müslümanlar için ticaret bilim gibidir. Sürekli yeni buluşlar gerektirir. Ticarette en büyük devrim, nakit para yerine sak adı verilen bir tür çekin kullanılmasıdır. Bu çekler ilk kez İspanya'da kullanıldı. Çek, Müslümanların yaptığı en büyük ticari yeniliklerden biriydi. Bu çek sayesinde büyük oranda bürokrasi kalktı ve ticari ritim hızlandı. Başka bölgelerden gelen tüccarlar kazançlarını artırdılar. Çünkü çekle çalışmak oldukça avantajlıydı. Müslümanlar ticaretin her kuralını yerine getirmişlerdi. Bu çekler sayesinde bir tür merkez bankası oluşturuldu. Bu banka sayesinde Orta Doğu ile İspanya arasındaki para transferi çok daha kolaylaştı. Her defasında sayısız parayı bir oraya bir buraya nakletmek zorunda kalmadılar. Müslümanlar tüccarlığı dünyada en iyi bilen toplumdur. Ve Müslümanlar metal ve demir malzeme yapımında öncüdürler. Demir ve çeliğin değişik işlemlerden geçirilerek şekillendirilmesi, onlara her türlü silah ve gündelik malzeme yapma olanağı sağladı. Bu işi yapanların çoğu Şam'da toplanmıştı. Burası dünyanın en büyük metal işleme atölyesiydi. Ancak İslam, asıl ekonomik sıçrayışını tekstille gerçekleştirdi. Müslümanların elinden çıkma oldukça fazla kumaş çeşidi vardır. Kaşmir, pamuklu ve ipek kumaşlar ilk başta yer alır. Müslümanlar kendi giyim ihtiyaçları içinde bol bol ve çeşitli kumaşlar üretiyorlardı. Bu sayede hazır bir iç pazarları vardı. Ancak bu durum onları fazla ileri götürmüyordu. Ne zaman ki tekstil ihraç etmeye ve tekstil kervanları düzenlemeye başladılar, işte ekonomileri o zaman gerçek anlamda büyümeye başladı. Avrupalılar daha küçük el tezgahlarında yeni yeni kumaş işlemeye başlamışken, Müslümanlar tekstil fabrikaları kurmuşlardı. Ve tekstille ilgili birçok terim ve isim Avrupa dillerine geçmişti. Müslümanlar bu fabrikalarda sadece sıradan kumaş üretmiyorlardı. İpek işliyorlar, nakış örüyorlar ve çok daha detaylı ve nitelikli kumaş türleri üretiyorlardı. Çünkü kurdukları fabrikalar basit bir atölyenin çok ötesinde bir komplekse sahipti. Avrupalılar, özellikle kilise, bu kumaşları kullandı. Din adamlarının kıyafetleri, Arapların ürettiği kumaşlardandı. Bazen desenleri bile birbirine benziyordu. Ancak Araplar, bazen de Kur'an'dan alınma sözleri bu kumaşlara işlediler ve bunu bir tür seri üretim olarak ortaya çıkardılar. Ve bazen Hz. Muhammed'in sözleri ve imgesi Hristiyan ikonlarına şok edici yakınlıkta görüldü. Hristiyan Rönesansı ikon ve resimlerinde hiç bu tür şeyler görülmemişti. Örneğin Meryem'in kıyafeti uzun altın yaldızlı ve tıpkı Arap elbiselerini andırıyordu. Bu benzerlik şaşırtıcıydı. Ancak asıl şaşırtıcı olan bu resimlerin yanında bazen Arapça olarak Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed onun elçisidir sözleri de görülüyordu. Bu gerçekten şaşırtıcıydı. Yüzyıllar önce hayatları ve kültürleri altüst olan Müslümanlar, nihayet Haçlılara karşı yeniden boy göstermeye başlamışlardı. Bu kez Müslümanların bayrağını unutulmaz bir isim ve bir komutan taşıyordu, Selahaddin. Ancak Batılılar onu Saladin adıyla anacaklardır. Çünkü büyük ve yenilmesi zor bir komutan ve liderdi. Bizlerin Salahaddin Eyyubi hakkında en çok bildiği, onun gerek fizik açısından gerekse zeka açısından güçlü bir adam olduğudur. Kendinden önceki liderlerden çok daha farklı özelliklere sahipti. Öncelikle bir asker olmasına karşın barışçı bir kişiliği vardı.
bağışlayıcıydı. Bu sebeple dağınık durumdaki Müslüman devletlerini yeniden toparlamasını bildi ve Haçlıları etkisiz kıldı. ...1187 yılında Selahaddin Eyyubi binlerce kişilik ordusuyla Haçlılar üzerine yürüdü ve Hatin adı verilen yerde Kudüs Kıranlı yendi. 3 Temmuz akşamı Haçlı fethettiği tepeleri geri verdi. Burada hiçbir şey yoktu ama su vardı. Eğer söz konusu olan Temmuz'sa, Orta Doğu'ysa ve susuzluksa bu bölge önemli demektir. Selahaddin artık bu işe bir son vermek niyetindeydi. Yapılan tüm hesaplar boşa çıkmış, Hristiyanlar arasında soğuk bir rüzgar esmeye başlamıştı. Haçlılar bir anda çevrelerinin tamamen sarıldığını görünce şaşırdılar. Müslümanların taktiğine uyanmamışlardı. Derken bu durum karşısında büyük bir paniğe kapıldılar. Selahaddin'in yanında bulunan tarih yazıcısı bu anı çok iyi anlatır. Her şey öyle hızlıydı ki askerler kendilerinden umulmadık çeviklikte ilerliyor ve adeta tüm otlar, böcekler ve kuşlar da onlara yardımcı oluyordu. Haçlı ordusu tam anlamıyla bozguna uğrar. Burası yani Hatin zaferi Eyyubi için tam bir dönüm noktası olur. Artık o yeni ve güçlü bir liderdir. 3 ay sonra Selahaddin Kudüs'e girdi. Ve çok çok uzun yıllardan sonra İslam'ın kutsal sesi Kudüs'teki bu kutsal camide yeniden duyuldu. Ancak şaşırtıcı olan şey, Selahaddin bu kente girdiğinde Hristiyanların aksine bir yağma ve katliam yapmadı. Hristiyanlar için kutsal sayılan bu kilise her zamanki işlevine güvenlik içinde devam etti. Selahaddin Hristiyanlarla bir tür barış anlaşması yapmış ve sadece Templiye ve Hospitalye şövalyelerini astırmıştı. Kralı ve adamlarını bağışlamış, yerli halkın kılına bile dokunmamıştı. Eyyubi'nin bu jesti ve büyüklüğü kısa süre içinde Avrupa'da yayıldı. İşte o andan itibaren kendisi Hristiyanlar arasında en ünlü ve en büyük Müslüman liderler arasında anılmaya başladı. Selahaddin'in bu başarısı Hristiyanları yıldırmaya yetmedi. Bu andan itibaren Hristiyanlar yeni bir Haçlı seferi için hazırlıklara başladılar. Ve bu kez Haçlılar İslami kültüre çok daha büyük bir zayiat verme niyetindeydiler. Haçlılar bu kez girişecekleri seferde çok daha farklı bir taktik uygulayacaklardı. Büyük olasılıkla daha önce inşa edip kaybettikleri kalelerini yeniden alacaklar ve buradan saldıracaklardı. Ancak bu kez Müslümanları tanıdıkları için önce onlarla kontak kurarak bu işi halletme yoluna gideceklerdi. Asıl amaçları ise Avrupa yaşam standardını yükseltmek olacaktı. Onlar daha önceki seferlerinde Doğu'nun ne kadar zengin ve gelişmiş olduğunu görmüşlerdi. Bunu lehlerine çevirmek istiyorlardı. Bu sebeple Müslüman kültürünün içine iyice girmeyi denediler. Bir anlamda onları içten de çökerteceklerdi. Orada gerçekten yiyecek açısından tam bir cennet söz konusuydu. Avrupalıların şimdiye dek bilmedikleri meyveler ve sebzeler vardı. Örneğin çorba bile onların ilgisini çekmişti. En önemlisi de baharatlar, kesinlikle elde etmeleri gereken şeylerdi. Bunların hepsinin zamanla Avrupa'ya getirildiğini biliyoruz. Haçlı seferlerinden sonra çoğu Avrupalı Doğu hakkında çok daha fazla şey öğrendi. Orada neler olup bittiğini ve gerçeğin ne olduğunu büyük bir açık görüşlülükle dile getirdiler. Ama Haçlı öncesi bu durum çok daha farklıydı ve çoğu insan buraları görmek istedi. Hatta Müslüman kültürü öylesine merak konusu olmuştu ki
Batı'da yavaş yavaş Arapça öğrenenlerin sayısı arttı. Arap dilinin öğrenilmeye başlamasıyla birlikte Müslüman kültürü de Avrupa içlerine doğru sızmaya başladı. Bu andan itibaren İslamiyet hakkında hiçbir fikir eskisi gibi olmayacaktır. Büyük İtalyan din bilimci Tommaso Aquinas, ünlü İslam düşünürlerinin fikirlerinden yararlanarak kader ile akıl arasındaki ayrımı kanıtladı. Böylece İslam felsefesi, Avrupa felsefesinin de en temel fikirlerinin oluşmasında öncülük etti. Böylece Avrupa Rönesansı'nın da ilk tohumları atıldı. Farabi ve İbn Sina'nın fikirleri bizzat Rafael gibi Rönesans resminin büyük öncülerine kaynaklık etti. Resimlerde Aristo'nun fikirlerinin İslam fikriyle yoğrulmuş ve geliştirilmiş biçimi hakim olmaya başladı. İslam uygarlığı diğer uygarlıklardan çok farklıydı. Düzey açısından değil de kalite açısından bakıldığında temelleri mantık ve akıl düzeyinde çok sağlamdı. İslam felsefesinin yaydığı en büyük fikir tüm dünyanın eşitliğiydi. Bunu daha önce hiçbir uygarlık düşünmedi. Ancak İslam'ın bu altın çağı yeterince parlayamayacaktı. Çünkü Haçlı seferlerinden sonra birer harabeye dönen İslam'ın büyük ve kutsal kentleri bir daha aynı şekilde onarılmayacak bir görünüm almıştı. Avrupa böylesine bir yıkımı hiç yaşamamıştı. Bunun hemen ardından başka bir güç kütüphaneleri yıktı, kitapları yaktı ve neredeyse taş üstünde taş bırakmadı. Ancak bu korkunç yıkım bu kez batıdan değil doğudan gelmişti. Bunun adı korkunç Moğol felaketidir. Moğollar Orta Asya'nın steplerinden akın akın batıya doğru ilerliyorlardı. 13. yüzyılda Ukrayna ile Çin arasında kalan büyük bir bölge onların işgali altındaydı. Şimdi sıra İslam coğrafyasının yağmalanmasına gelmişti. Kentleri ve bir uygarlığı vardı. Moğollarsa yerleşik düzene geçmemiş ve çok güçlü atlara sahip yağmacılardı. Öldürmek ve yok etmek için hiçbir kuralları yoktu. Kendilerinden olmayan herkesi nerede görürlerse görsünler öldürdüler. Bu sayede kısa süre içinde çok geniş bir bölgeye korku saldılar. Taktiği korkuydu. Ulaştıkları yerlerde liderleri delirmişçesine kan istiyor ve hiç görülmedik şekilde insan öldürüyorlardı. Bunu duyan herkes korkuyordu elbette. Ancak en korkunç olanı öldürdüğü kişilerin cesetlerini bir araya toplayıp kült tepe gibi şeyler yapmasıydı. Hatta kafataslarından dev bir tepe yaptıkları da biliniyor. Kentler birbiri ardına Moğol gücüne yenik düştü. İslamiyet'in güç merkezine ulaşmalarına çok az bir zaman kalmıştı. 10 Şubat 1258'de Moğollar Bağdat'ı ele geçirdi. Arap kaynaklarına göre Bağdat'a giren Moğollar her şeyi yakıp yıkmış ve tam 10 bin kişiyi katletmişlerdi. Camilerin yanı sıra yüzyıllardır biriktirilen kitaplar ve değerli kaynaklar oracıkta yakıldı. Moğollar 50 yıldan daha az bir süre içinde Arap İslam kültürü ve değerlerinin yarısını yok ettiler. İslam uygarlığı artık bir yıkımı yaşıyordu. Refahını kaybetmişti. Ama sonra hiç beklenmedik gelişmeler oldu. Hep
İkimiz Moğol istilasının ve Moğolların çok yıkıcı sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Ama ben bunu biraz da pozitif olarak değerlendirmek istiyorum. Özellikle İslam kültürü ve dünyası açısından Moğollar şaşırtıcı bir şekilde dünyaya açılmışlardı. Bu bir örnek olabilirdi. Moğolların Müslümanlara kazandırdığı belki de en büyük şey, onları yeniden bir araya getirme isteği vermiş olmasıdır. Bu sayede tüm Müslümanlar daha sıkı bir dayanışma içine girdiler. Belki de tarihin en büyük dönüşümünü ve vatanseverlik fikrini bu istiladan sonra tanıdılar. Dönüşüm, İslam dünyasına görülmedik bir etki yaptı. Moğolların camileri yıkmasından sonra yapılan camiler çok daha ihtişamlıydı ve İslam'ın gerçek gücünü gösteriyordu. Bu beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü bir anlamda Moğolların bizzat kendileri de Müslüman ya da İslami lider olmuşlardır. Moğollar İslam'ı değiştirmişlerdi. Şu anda İslami güç hiç kimsenin yıkamayacağı kadar güçlüdür. Ve birçok ulustan İslam'a katılım vardır. Yani İslam artık sadece Araplardan oluşmuyor. Ve Moğollar bu istilalarıyla yeni ve çok güçlü bir imparatorluğun doğmasına neden oldular. Osmanlı İmparatorluğu. Artık İslam dini, üç kıtaya birden yayılmak için yeni bir güce kavuşur. Bu güç, Türklerin ayak sesleriyle dört bir yana yayılan devasa bir güçtür.